Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Zalike zannukum lillezi zanamtum bi rabbikum erdâkum fe esbahtum minel hâsirin. Bu sizin Rabbinize olan zanninizin neticesindedir ki Rabbinize pis zannettiniz ve hesarete uğrayanlardan, zarara düşenlerden. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bir hadise buyurur. Mümin Allah'tan öyle korkmalıdır ki sanki cehennem alovuna yuvarlanacak. Ve Allah'a öyle ümit beslemelidir ki sanki cennet ehlinden biridir. Çünkü Allah buyurur. ذَٰلِكَ ظَنُّكُمْ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. Bu sizin Rabbinize olan zenninizdir. İnsan Allah'a hüsnü zenninde olmalı, hüsnü cümanda olmalı. Daima Allah hakkında hoş cümanda olmalısın. Fikirleşmeyersen ki Allah sana zulmetmek istiyor, Allah sana bela vermek istiyor, Allah sana azap vermek istiyor. Haşa. وَمَا رَبُّكَ زَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Senin Rabbin kullarına hiç vakit zulmetmez. Allah adaletlidir. Verdiği cezada adalettendir. İnsan gerek varlığının Rabbine hoş gümanlı olsun. Çünkü hadis-i kutsu'da da Allah Teala buyurur. Ene inne zanni abdi men Rabb bendenin bana güman ettiği kimiye. Eğer benim barımda hayır güman ederse onun için hayır. Eğer benim barımda şer cuman ederse onun için şer olarak. Hepsine İmam Rıza Aleyhisselam'dan ne olunan bir hadiste İmam Rıza Aleyhisselam buyurur. Allah'a hoş cuman edin. Hakikaten de cennetin değeri, cennetin kıymeti Allah'a hoş cuman etmektir. Bir hadiste de Hazreti nasihat ederken bile buyurur. Bu ne ya? Sıfırlâhe kâneke lev eteydin ve hasenâti ehlil ard. Evladım Allah'tan ile kork ki eğer sen yer ehlinin hamısının yakışı amellerini edip Rabbine gelsen senden kabul etmeyecek. Ve Allah'a ile ümit besle ki eğer yer ehlinin hamısının pisliklerini edip gelsen yine seni bağışlayacak. Korkuyla ümit arasında olmalı. Yani eğer hamı cehenneme gidecek, bir adam cennete gidecek, ümidi üzme. Allah'a dua et ki kaş bundan olur. Eğer hamı cennete gidecek, bir nefer cehenneme vasıl olacak, fikirleşme ki eşi o ben değilim Müslümanız. Belki de ben. Bu kadar Allah'la korku ve ümit arasında olacaksın. Allah'a hoşlan etmek ile bu demek değil ki insan her günah edesin desin Allah'a rahmet. Allah'ın rahmetinden ümit bağlayıp günah etmek olmaz. Elbette de Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, mayus olmak doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor Yakub Aleyhisselam'ın diliyle لَا تَيْأَسُ مِنْ رُوحِ اللّٰهِ. Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe kapılmayın. Allah'ın rahmetinden yalnız kafir, gör ümitsiz olur. Her zaman Allah'a hoş yumanda olur ki Allah bizi hayrımızı istiyor. Allah bizim için her çetinliklerde bir çıkış yolu koyacaktır. Bazen böyle dua ediyoruz ki İlahi bizi acılıkla, susuzlukla, kasırlıkla hepsine kaçar. Bu doğru dua değil. Bu hayatın kanunu. Allah insanı bunlarla sınava çekecek. Kur'an da buyurur ki biz insanları sınava çekerek neyle? Varın dövleti, evladın itkisiyle. Bunların etkisiyle Allah bizi sınava çeker. Böyle dua eder ki İlahi bizi bu sınavlardan uzak Amin. Sen yardımcı ol ki biz bu sınavlarda zelil olmayalım. Nefsimize de şeytana uymayalım. Allah bizi hemşe onun rahmetini ümit besleyip İtimaz. Azabından korkan kullarından kadar versin. Amin.